Herkese selamlar, ben Geek The Gecko. Resident Evil'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Gerçekten üzgünüm bu kadar çok ara verdiğim için. Fakat bilmediğiniz bir şey var. O da şu. 22 Nisan itibariyle memlekete döndüm. 23, 24, 25 Nisan tatil verdiler. Daha doğrusu 23 Nisan tatilini birleştirdiler. 23 Nisan Perşembe gibi sikko bir güne denk geldiği için. Onu takip eden Cuma ve Cumartesi'ni de birleştirdiler. Böylece pazarla beraber 4 günlük bir tatil vermiş oldular. Sağolsun bizim patronlar. O yüzden de fırsattan istifade bende de bir memleket havası soluyayım dedim. Çünkü Kurban Bayramı'ndan beri gitmiyordum memlekete. O sırada tabii LP'ler kaynadı gitti. Aslında 7. ve 8. bölüm ta 2 hafta önceden beri hazırdı. Fakat arkadaş böyle bir üşengeçlik olamaz. Eve geliyorum, koltuktan kalkmaya üşeniyorum adeta. O kadar yorgun ve uykulu oluyorum. O yüzden bir türlü onları yükleyemedim. İki bölümü aynı anda yüklememin sebebi budur. Şimdi geçen bölüm kurt madalyonunu almıştık. Bir de T ne zaman ejderha diyesim geldi. Kartal madalyonunu almıştık. Hatta madalyonları aldığımız kitabın ismi de Doğu'nun Kartalı, Kadının Salçalı Batı'nın Kurduğu idi. Buradan zaten Doğu tarafına Kartal madalyonunu, Batı tarafına ise Kurt madalyonunu yerleştirmemiz gerektiği ipucunu veriyordu bize sevgili oyun. Bu bölüm artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Amına koyayım, 10 bölümlük LP bir aya yayıldı. O kadar utanç verici bir durum ki. Şimdi bu kapı kilitli. Kapının yanında bir tabela var. Acil çıkış yazıyor. Peki. Merdivenlerden aşağı inelim o zaman. Şimdi artık iyice teknolojikleşecek. İlk başta başladığımız malikane ile herhangi bir alakası kalmadı. Gezdiğimiz mekanların elbette ki. Sandık var. Girer girmez burada. Sandıktaki 2 adet MO diski almak istiyorum. Çünkü MO diskleri kullanacağız artık. Bunun dışında almamız gereken bir şey yok. Magnum'umuz yerli yerinde. Cüzdan tamam. Sigara tamam. Sürekli böyle kontrol edersin ya. Bayılıyorum ya kafa patlatmaya. Ben racon kesmem. Kafa patlatırım diyor Jill adeta. Bir adet daha yeşil bitki aldık. Bir tane daha kaldı orada yeşil bitki. Fakat onu sonraya saklamak istiyorum. Yemeğin en güzel kısmını sona saklar gibi. Ne kadar duygusal. Ve son MO diskimizi aldık. Üçüncü MO disk. Buraya bir bakalım. Burası elektronik olarak kilitlenmiş. O zaman bir kat daha aşağı iniyoruz. Cehennemin dibine inmeye devam ediyoruz amına koyayım. İniş çıkışlarla dolu bir oyun. Şimdi burada değişik tip bir zombi var. Bu zombiler ölmüyor. Ya da ben bir türlü öldüremedim. Ya ölmüyor derken şöyle. Normalde bir zombiyi öldürüp tekrar eski yani odadan çıkıp tekrar geri girdiğinizde dirilmemiş olur. Bunlar sürekli diriliyor amına koyayım. Odanın ışığını yaktık ve enteresan bir mektup var burada. Sevgili Ada. Şudur budur diye anlatıyor. Ve çok önemli bir ipucu veriyor bize. Elektronik olarak kilitlenmiş kapıları açmak için bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bir bilgisayarda da şifre olarak gösterdiği sembolleri giremiyoruz elbette ki. Bu sembolleri Latin alfabesindeki normal bizim kullandığımız gündelik harflere çevirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Tabii ki de burada kullanacağımız, burada çözeceğimiz bir bulmaca da yapacağız. Burada bir yeşil bilgi daha var. Şimdi ağaç, elma, adam ve kadın. Tree, apple, man, woman. Onların o değişik alfabeyle yazılmış hallerini bir kenara not edip hangi harfin hangi sembole denk geldiğini bulmanız gerekiyor. Fakat ben size
elbette ki bu dertten kurtarmış olacağım birazdan. Hiç öyle yapmanıza gerek yok. Resident Evil oynarsanız günün birinde açarsınız Resident Evil Jill bölümünün, Jill kısmının 9. bölümünü ve dersiniz ki şu mübarek geek'in yaptığı LP'ye bir bakayım da hey gidi hey siktir lan. Ama birisi Soul Reaver 1 LP'mi kullanmıştı sanırım. Öyle bir şeyler hatırlıyorum, oyun gezer forumlarında bahsi geçmişti. Evet, şu odadan bir adet slide aldık. Slide'ı nerede kullanacağız acaba? Elbette ki bir yerlerde kullanacağız. Şimdi elektronik kilitleri kontrol eden bilgisayarımız tam olarak da burada. Oyunun perspektifinin değiştiği enteresan sahnelerden bir tanesi. Birinci şahıs açısıyla bakıyoruz olaya. Ki Capcom'un Resident Evil'ı birinci şahıs açısıyla yapma tutkusu vardı bir zamanlar. Birinci şahıs olsun falan diye. Şimdi mektubu okursanız eğer doğru düzgün, benim gibi bir geçmezseniz, John adıyla giriş yapıp ilk şifrenin Ada olduğunu söylüyordu. Biz de öyle yapıp bir bakalım neler olacak. Ve burada iki tane elektronik kilitli kapı var. Birisi B2 katında, birisi B3 katında. İlk önce B2 katıyla başlayalım. Ve ikinci bir şifre istiyor. İkinci şifremiz Mol arkadaşlar. Köstebek veya ben anlamına gelen Mol. Yani mektuptaki o enteresan sembollerle yazılmış şeyi çözerseniz, o bulmacayı yani, Mol harfine denk geldiğini göreceksiniz. Ve B3 katındaki kilitli kapıyı da açtıktan sonra bilgisayarla herhangi bir işimiz kalmıyor. Şimdi buralarda başka bir şey var mı? Bir bakalım. Çeşitli cihazlar var diyor. Herhangi özel bir şey yok diyor burada. Ne özel bir şey olacak? Yenilebilir iç çamaşırı mı bulmak istiyorsun Jill? Açık konuş. Şimdi ilk önce Vizontele'deki belediye başkanına dönüyorum mütemadiyen. B3 katındaki kilitli kapı şurası olsa gerek, yanlış hatırlamıyor isem. Ve burada çıplak zombilerimiz var. Magnum kurşunlarını da yedik bitirdik amına koyayım. Tam 4 tane var amına koyayım burada. Hepsine saçım şekil ölümden çekil diyerek harcıyoruz. Burada bir fax bulduk. T-Virus'la ilgili bir şeyler anlatıyor. Gerçekten merak ediyorsunuz. Pause'a basar okursunuz amına koyayım. Excite 1998 isimli erotik bir poster var. Ink Ribbon'ı aldık. 3 tane. Neden aldık bilmiyorum. Şimdi MO diskleri bu tip cihazlarda kullanırsanız size şifre olarak geri dönüyor. Bir tanesini kullanalım mesela. Yine İncil'den bir alıntı yapmışlar. Tabii bu şifreleri gerçekten kullanmıyorsunuz. Sadece elinizde olması yeterli kapıyı açabilmek için. Açmanız gereken kapı da bu girdiğimiz kapının ilerisindeki çift kanatlı kapı. Oraya tabii şu an yaklaşmamız için herhangi bir sebep yok. Diğer iki MO diskini de şifreye dönüştürdükten sonra yapacağız bunu. Sizinle hiç uğraşamam. Şimdi bir de geldiğimiz kattaki elektronik kilitli kapıyı açalım ve bakalım içinde neler varmış. Muhteviyatı neymiş yani? Evet, bir konferans odasına benziyor. Toplantı odası gibi bir şey. Projektörün üzerinde elbette ki slide'ı kullanacağız. Bakalım. Umbrella Corporation. Biyo silahlardan bahsediyor. Cerberus. Karşılaştığımız yaratıkların isimleri bunlar. Neptün. Hunter. Ah Hunter, ah. Ve Tyrant. Bununla karşılaşmadık. Tyrant sanırım, aha, Albert Wesker değil mi lan o? Şimdi yavaş yavaş senaryo ortaya çıkıyor. Umbrella bütün bu
kaosun sebebi bu yaratıkların, biyolojik olarak değiştirilmiş yaratıkların müsebbibi Umbrella adı verilen bir şirket. Laboratuvar anahtarını aldık bu arada. Şöyle iyice bir göz gezdirelim. Üzerinde enteresan bir işaret var. Power Room Key'ye dönüştü ismi. Umbrella şirketi bunların arkasında elbette bir pharmaceutical company, ne derler, ilaç firması gibi bir şey. Fakat gizliden gizliye deneyleri var ve oyun boyunca karşılaştığımız her şeyin yaratıcısı onlar. Ve enteresan bir şekilde Umbrella ekibi ile birlikte çekilmiş fotoğrafta Albert Wesker da duruyordu. Şüphelenmedim değil. Evet, Power Room anahtarını Power Room'un üzerinde, kapısının üzerinde kullandık. İçeri geçelim bakalım. Oo, zenci zombi. Fakat en başta evvela... Evet, burası biraz gıcık bir yer. Gıcıklığı şuradan kaynaklanıyor. Yine itme kalkma bulmacası var burada. İki adet sandığımız var. Bir adet de merdiven var. İki adet sandığı dikkatli bir şekilde... Şöyle denk getir... Siktir! İşte o düğmeye basarsanız zehirli gaz salgılamaya başlıyor. Deliklerden. Delikleri kapatacağız kasalarla. Merdiveni de o düğmenin bulunduğunu tam ortaya getirip havalandırma boşluğundan içeri gireceğiz. Bir kez daha deneyelim. Fakat tam itmeden deneyelim bu sefer. Merdiveni biraz iterek yol açalım kendimize. Aynı Soul River ya. Çok benziyor. Şu sanduk ağayı da iyice itelim. Şey bulmacaları vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben çocukken vardı en azından. Nasıl anlatayım? Bir resmi atıyorum işte 12-12 kareye bölerlerdi. Ve onu ite kaka, karmaşık olarak alırdınız. İte kaka resmi yapmaya çalışırdınız. Bir tane boşluğu olurdu kenarında. Bitirdikten sonra da o ufak kare plastiğini o boşluğa takıp bakın ne güzel de yaptım derdiniz. Hatırlamadım şimdi onları ya. İsimleri vardır kesin onların. Oldukça eğlenceli şeylerdi benim. Gittiğim kreşte bir çocukta himennesi vardı. İnanılmaz özenmiştim. Hiç olmadı benim. Sanki çok fakirdik de amına koyayım. Evet. Havalandırma boşluğundan gelip morga girdik. Bir korku oyununa hiç girmek istemediğim bir yer. Ama Resident Evil'da, Silent Hill'de sağ olsun. İlla yok. İlla geleceksin diye ısrar ediyorlar. Ve ikinci MO diskimizi de bu şifre üreten cihazın üzerinde kullanıyoruz. Yine Genesis, yine İncil ayetlerinden bir kuple seçmişler. Nedense. Hani Japonlar yapıyor, batıya da yaranalım diye mi yapmışlar? Yapıyorlar. Niye yapıyorlar anlamıyorum böyle. Çünkü Japonların inancı benim bildiğim kadarıyla Shinto, fakat tabii Hristiyan popülasyonunda ne durumda? Öyle çok sosyo-kültürel anlamda incelemiş, merak etmiş değilim. Zerre sikimde değil çünkü insanların inancı. Ve bir save noktası bulduk. Son save noktası. Görüp görebileceğimiz Flame Rounds aldık. Güzel. Hemen üzerimizdeki boşaltalım. First Aid'i aldık. Başka da bir şeye gerek yok. İlk önce bir save'leyelim. Ondan sonra Incribbon'ı da elbette ki sandığa geri yerleştireceğiz. On üçüncü save'imizi yapıyoruz.
Evet, gerçekten öyle ota boka sev yapmıyormuşum. Kendi kendimi bir kez daha yalanlamış oldum. Bazukayı ne ara aldım lan? İzliyorum ama takip edemiyorum. Shotgun Shells'i de bırakıyoruz. İhtiyacımız yok. Onun dışında bazuka mermilerini birleştirip stoğumuzu güçlendirmemiz lazım. Cephanemizi en azından. Çünkü bundan sonra gerçekten güçlü düşmanlarla karşılaşacağız. Başka var mı? Bayağı bir biriktirmişiz ha. Flame Rounds var. Flame Rounds'a elbette ki Flame Rounds'la birleştireceğiz. Daha var mı? Yok. Bu kadar. Evet, yolumuza paşa paşa devam edebiliriz artık. Şimdi Power Room'un esasına girelim bakalım. Burada bazı güç bağlantıları yapmamız gerekiyor ve bahsettiğim iğrenç yaratıklar bunlar. Oyunda sadece burada karşınıza çıkıyorlar. İnanılmaz sinir bozucu ve hızlılar. Böyle tavanda gezen huyları da var. İlk önce bu ekrana gelip Power Panel'a girip gücü aktif ediyoruz. Tamam, anladık amına koyayım. Onun ardından buralarda bir yerde 3. ve son MO disk şifre çözücü cihaz olması lazım. Sanırım bu kapıdan girince vardı. Bu kapıdan gireceğiz. Hala Soul Reaver'daki olay aklıma geliyor. Tamam diye. Ve bir tane daha tavanda gezen. Kurt da döküyor amına koyayım. Vurunca. Evet, 3. cihazı da bulduk. Son MO diskimizi de bunun üzerinde kullanıyoruz. Yine Genesis'ten bir ayet alıntısı. Peki. Peki. Kaynıyorlar adeta burada. Bir tane daha. Lan! Lan! Bunlarımızı boş harcadık amına koyayım. Çok kötü. Şimdi burada devasa bir mallık yapıyorum aslında. Burada yapmamız gereken son bir şey var. O da asansöre vermemiz gereken gücü buradan vereceğiz. Fakat bir türlü olayı çözemediğim için. Lan ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz aman Allah'ım ya? Diye ulaşıyorum. Belli ki burada bir şey yok diyerek geri dönüyorum mal gibi. Evet, 4 günlük tatil iyi geldi. Ondan sonra tabii ki sikici bir tempoya geri döndüm. Oldukça yoğun çalışıyoruz. Ve bugün günlerden elbette ki sürpriz olmayacak bir biçimde pazar. 3 Mayıs, Mayıs ayına girdik. 1 Eylül'e çok az kaldı. Haziran'da da Arkham Knight çıkıyor. Haziran'da da 1 ay kaldı. Ama tabii ki Arkham Knight'ın üzerinde tutuyorum The Phantom Pain'i. Elimde değil. Ben böyle bir insanım. Elbette ki bütün Magnum kurşunlarımızı harcadık mal gibi. Zenci zombimizi yakarak öldürdükten sonra. Evet. Güç sağlamamız gereken asansör bu. Düğmeye basıyoruz. Hiçbir sik olmuyor elbette ki. Ah ah. Hani bari şey yapsam. Keşke. Ah siktir. Sıraya girmiş pezemek. Ananı avradını sikeyim senin. Evet, çok güzel oldu gerçekten. Peki, bir kere daha deniyoruz. İkinci kez öldüm. LP'de. Gerçekten utanç verici bir durum.
diyeyim ne? Hepsi öldü. Umarım. Şimdi hepsi öldüğüne göre illaki bir şeyler olur diyerek tekrar power room'a geri dönüyorum. Sektör git. He, zombileri öldürünce bütün elektrik aksamı geri gelecek amına. Nasıl bir mantıksızlık yapmışım. Hayret vallahi. Resmen salaklığın daniskası ya. Ha benim geekime. Sonra? He. 6 yaşındaki halimi izler gibi izliyorum şu anda kendimi. Yazık gerçekten. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hazır gelmişken işte bilmiyorum ama. Nereden olacak? Şu buraları. Resident Evil'ı çok sık oynadığım bir oyun değil. Oynayınca da sonuna kadar getirdiğim nadir oyunlardan. Daha doğrusu şöyle, ilk başlarda ilk aldığımdan itibaren 4-5 kere sonuna gelemeden bırakıp baştan başladığım için en sonunda olayı he deyip de tamamen bitirmem 2-3 defadır sadece. Son bitirişimin ardından da epey bir zaman geçti, yani az buz bir zaman geçmedi. Hani 5-6 yıl oldu neredeyse. O yüzdendir ki böyle salaklıklar normal karşılansın. İyi bari ben emojisleri yerine koyayım diyerek geri dönüyorum. Yapacak bir şey yok çünkü şu kertede. Bakıyoruz. Ananı avradını sikeyim senin. Elbette ki hepsi tekrar dirilmiş. Dediğim olay işte bu. Güle güle. Bak dördünün dördü de dirilmiş durumda amına koyayım. Bir türlü öldüremiyorsunuz bunları tamamen. Güle güle. Güle güle. Evet, merdivenlerden tekrar üst kata çıkıp o bahsettiğim kapıya doğru gidelim bakalım. Dediğim gibi burası tamamen opsiyonel ve sonu değiştiren şeylerden bir tanesi. Şu bitkiyi alalım evvelden. Çünkü durumumuz pek iç açıcı görünmüyor açıkçası. Siktir, buraya niye girdin lan? Burada değil miydi yahu? Bir dakika. Bir dakika, çok kötü karıştırdım. Merdivenin yanındaki kapıdan girmemiz gerekiyor. Doğru. Üst kattaki kilitli kapı slide odasına giriyordu, evet. Şimdi aldığımız 3 şifreyi buraya sırasıyla giriyoruz. Kendisi otomatik olarak giriyor. Sizin şifre mifre girmenize gerek yok. Zaten Genesis ayetini mi gireceksiniz amına koyayım? Eşek kadar şifre veriyor bize. Evet, enteresan bir yere geldik. Bakalım ne çıkacak. Jill? Is that you, Jill? Oh, Chris, you're alive! Of course. Damn it, we're in quite a predicament, Jill. I know, Chris. Anyway, I have to open this room. It doesn't work. Well, Chris, I'll be sure to come back and help you soon. Will you wait here? Thanks. I'll be waiting here for you. Evet, Chris Redfield'ı bulduk. Kendisi kilitli bir vaziyette. Kimin kilitlediğini bilmiyoruz tabii. Ama bir şekilde kurtarmamız lazım. Fakat şu anda mümkün gözükmüyor. O zaman bize düşen paşa paşa gidip oyunu kaydetmek olsa gerek. Bir sik yapamadık çünkü.
Ve bir kez daha anadan üreyen zombileri öldürüyoruz. Başka var mı? Yok. Ha, bir tane de burada varmış. Lan! Çok kötü bir yerde durdum. Neyse, sadece kustu üzerimize. Kusmaları ısırmalarından daha evla tabii. Ama yine de yeşil bitkimizi kullanalım. Ve power room'a giderek... Başka var mı? Bunlar da sürekli diriliyor burada. Artık işin menbaında olduğumuz için zombiler sürekli diriliyor olsa gerek. Sanduk A'dan ink ribbon'ımızı alalım. Ayrıca keşke bunu daha önce yapsaydım. Zombilere magnum ve bazuka kurşunlarını harcamak yerine tabanca mermilerini harcasaydım daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Magnumumuzu da artık içim acıya acıya yerine koyalım. Başka inkrivenim var mı? Elbette ki var. Evet. Hepsi bu kadar. Bir de first aid spray'i çaktık. Güzel oldu. Şuradaki yeşil bitkiyi de alalım. Ve oyunumuzu kaydedelim. Dördüncü save'imiz. Bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölüm görüşmek üzere. Hoşça kalın.